Hazine ve bakın, Lütfi Ervan Kocaeli'de konuşuyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Dediğimiz ölçüde enflasyonu düşürme başarımız artacaktır. Para politikasının etkinliğini güçlendirmek adına maliye politikalarımızla da enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Örneğin akaryakıtta eşel mobil sistemi uygulaması kapsamında KDV ve ÖTV gelirlerimizden feragat ediyoruz. KDV, ÖTV ve stopaj indirimleriyle bir yandan salgından en fazla etkilenen sektörleri desteklerken diğer yandan da enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Bu çerçevede kamu maliyesi tarafında yapılan indirim ve fiyat ayarlamaları sonucunda 103 milyar liralık kamu gelirlerinden vazgeçtik. Ayrıca son dönemde iç talebin dengeli artışını destekleme amacıyla makro ihtiyati tedbirleri de uygulamaya aldık ve bu tedbirlerin olumlu etkisini kısmen görmeye başladık. Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine girmesini de öngörüyoruz. Kam maliyesi alanına da özel bir parantez açmak istiyorum. Bütçe gelişmeleri yıl sonu hedefimizle uyumlu gidiyor. Temmuz ayında bütçe giderlerinde emekli ikramiyeleriyle planlanmış faiz, yatırım ve cari nitelikli ödemelerden kaynaklı nisbi yükseliş gerçekleşti. Ancak bu durum merkezi yönetim bütçe harcamalarında ve açığında toplam genişlemeyi değil dönemsel artışı gösteriyor. Nitekim yılın ilk 7 ayında bütçe açığı geçen yıla kıyasla yüzde 43 onda 7 oranında azalıp 78 milyar lira olarak gerçekleşti. Mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını yüzde üç buçuk olarak tutma hedefimize sadığız. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. Borçlanma konusunda da son derece dikkatli bir yaklaşım izliyoruz uyguladığımız borçlanma politikaları sayesinde yurt içinden döviz cinsi borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık. 2021 yılında yurt içinden yaptığımız döviz cinsi borçlanma döviz cinsi ödemelerin yaklaşık yarısı kadar borç yönetiminde bir diğer amacımız maliyetleri de dikkate alarak borçlanmanın vadesini mümkün olduğu kadar uzatmak. İzlediğimiz yaklaşım sayesinde yurt içinde borçlanmanın vadesini 34 aydan 52 aya yükselttik. Bu stratejiler sayesinde faiz yükünü azaltarak bütçede alan oluşturmak ve bu alanı da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak istiyoruz. Değerli konuklar, Mart ayında açıkladığımız ekonomi reform programında üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi politikalarımızın odağına aldık. Bu alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlarımız olacak. Ben bu noktada finansman ve beşeri sermaye gibi alanlardaki politikalara kısaca değinmek istiyorum. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'nde iş dünyası buluşmasında açıklama yapıyor. Enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini belirtti Bakan Elvan ve mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini de ekledi. Bakan Elvan, Kocaeli'de açıklama yapıyor.